Öncelikle İknur eşiz bugün bize eşlik ediyor. Harika bir giysi dikecek. Ne dikeceksiniz bugün? Bugün esasında önlük yapacağım. Önlük. Sayın şefime önlük yapıyorum. Oo. Evet. Ama harika. Çok değişik bir şey olacak. Zaten Füsun ablanın önlükleri meşhurdur. Bakalım evet. Sizin önlük nasıl olacak merak ediyorum. Ben şimdi İknur Hanım'ın yanına gideyim ve... Ha önlüğün ben, ön tarafı olmuş ben, bile. Evet biraz çalıştım efendim. Çok şimdi, güzel. Orijinal bir kot bu. Bir elime geçmişti. Altları böyle güzel. Onu hiç bozmadım. Şu püsküllü halini. Gençler şimdi çok seviyorlar ya evet. Öyle şeyler. Yanlarını şöyle hemen bir makine ayağından makine çektim. Altı ölçüye orijinal. Sıra gelince 40 santime 80 santim. 40 santime 80 evet. Santim. Hani, ne yapıyoruz biz bugün? Şimdi bu, mutfak önlüğü. Mutfak önlüğü. Patlıcanları uçurdum. Bir de evet onlar var. Şunları da göstereyim hemen. Lütfen. Havuç. Armut, evet, ondan şurada. Sonra limon, aa ne güzel. Bunları da üstüne koyacağız muhtemelen. Evet, aplike kesin. Yapacağız onları da. Şöyle bu makineyle çok kolay çünkü aplike ayağım var benim. Rahat rahat çalışabileceğim. Güzel, çok hoş bir görüntü olacak. Rengarenk bir görüntü olacak. Aynen, bir de üstünü de bakın romantik yapıyorum. Burada da bir kalbimiz var. Çok yine güzel. O püskülleri, onu da koruyacağım, onu da göstereceğiz önlüğümüzde. Peki. Şimdi bu arada arkada neyi görüyorum? Dünkü, geçen haftaki yeleğimizi evet. Ters dönmüş. Şöyle önünü çevireyim bunun. Bu yeleği de bugün hediye edelim bir izleyicimize. Ha, bu ama arada... ne zaman edelim? Reklam arasında ben fotoğrafını çekeyim, göndereyim. Instagram'dan. Instagram'dan yazan arkadaşlarımıza birazdan çekiliş yaparız. İknur Hanım'a bırakıyorum o çekiliş işini. Tamam. Fakat bizim bir pembe montumuz vardı, ulaşamıyoruz. Bana görev vermiştiniz. Ben vallahi çalışıyorum, bir türlü ulaşamıyorum. Asiye Uysal efendim. Instagram'da Asiye Uysal. Siz çıktınız günlerdir, hatta hafta oldu artık size ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer size ulaşamazsak bir başka izleyicimize vereceğiz. Yani. O güne gidip, çünkü siz kazandınız. Bekliyorum gelmedi diye de yazmışsınız fakat size ulaşamamış arkadaşlar. Lütfen bana yazın. Bugünkü Instagram'a yazın. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Siz İknur Hanım'ı yanına götürsem. Tabii. Şimdi o bir taraftan dikiş dikerken onu da bir yorumlasak. İknur Hanımcığım bastık sizi. Neyi yaptınız? Ben zaten hayranıyım. Takipçisiyim de bu arada. Süper denk geldi o programdayım. Ne güzel. Oh canım adresim. O zaman ne hazır mısın? Ne güzel sürpriz. Hazırım. Evet evet. Siz bana dikiş öğretin ben de size estetik öğreteyim o zaman. Ay estetik. İyiymiş. Ben çok seviyorum zaten şeyler yapmayı. Öğretmenim ama estetik çok yani benim için zor bir şey. Biraz sağlam mürekkep yaladık bu konuyla yani, ilgili. Tabii tabii. Akademik buyurunuz efendim önemli. Sorunuz. Yani ben tabii yaş itibariyle 57 yaşındayım. Maşallah. Maşallah de maşallah. Bir estetik yaptırmalı mıyım falan. Ama yaşam enerjisi çok yüksek mor. Çok. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Gonca. O da moru çok sever. O da çok sağlam bir iş kadını ve çok enerjisi yüksek birisi. Mor sevenler daha çok yaşam enerjisi çok yüksek olan kişiler. Şimdi renk uzmanına bağladık bu arada. Olsun hepsinden var biraz. Peki. Bir kere biraz böyle Yugoslav tarafı ya da Yunanistan ya yani suyun öteki yakasıyla ilgili bir bağlantınız var galiba değil mi? Şöyle. Biraz böyle etnik kökenlere bağlı olarak da ben iyi yaşanmanın sırlarını da belli oluyor. Aha. Şöyle Slav ırkıyım, Gürcüyüm. Evet yani. Karadeniz. Evet. Aynen. O yüzden maya sağlam. Maya sağlam. Her tür yoğurt tutar. Güzel, harika. Güzel. Evet. Çok onun için zaten iyi, değil mi? Çok iyi yaşalıyor. Ve kilosu da çok iyi mesela. Sadece mesela Karadeniz bölgesinin en büyük riski, Karadeniz'in içinde yorumlarsak eğer, lütfen. Karadeniz bölgesinin en büyük riski ince kırışıklıklardır. Daha doğrusu kemikli hatları çok yoğundur. Aslında çok güzel bir şeydir. Ama mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinin de ince kırışıklıklara göre hiç riski yoktur. Onların da sarkma riski vardır daha çok. Sizin sarkma riskiniz çok şanslısınız o yönden ama ince kırışıklık yönünden biraz diğer insanlara göre biraz daha azıcık çok. Riskiniz var. O yüzden bol su, günde en az 2 litre bol su içeceksiniz. İşte en içemediğim şey İşte bak ince kırışıklığı olmaz. Şimdiden yok etmek ama yüzünüz susuz. Yok ama ben doktorların lafını hemen dinlerim. Tamam. Öyle mi? Kesin. Ben doktor değilim. Onun için neyse, daha çok dinleyin. Yani uzmanların diyeyim, uzmanların diyeyim. Bol su için. Bol su. Sizin en büyük korumanız gereken şey güneş. Cildinizi güneşten çok korumanız gerekiyor. Zaten şu normaldekinden daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim. Bir bilgisayarın ışığının bile cildiniz üzerinde olumsuz etkileri olabilir. O kadar hassas olabilir. Allah'tan üzerinde dikiş makinesi var. Genel müdür beni dinliyordur da diyormuşum. Beni ışıktan alır. Kullandığınız nemlendirici hiç fark etmez. Cildinize alerji yapmayan,
cildinizi nemli hissettiren herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Oh. Çok pahalı kremler, ya para vermek zorunda değilsiniz. Kendinizi tatmin istiyorsanız tabii ki çok güzel ürünler de var. Çok yani. Pahalı olan ama benim bütçem yok. Ne yapabilirim diyorsanız hiç market ürünü de kullanabilirsiniz. Önemli olan cildinize alerji yapmasın ve kendinizi iyi hissedin. Yani yumuşaklığını, güzel. Nemini hissedin. Hepsi bu kadar. Peki, kolay gelsin sağ olun. Size. Merhaba. Bir taraftan devam et, şunu da göstereyim de. Evet, bitti. Bu da cebimiz şimdiden olmuş bile. Evet. Henüz koymadım Instagram'a, koyacağım. Yeleğimizi de hediye edeceğiz size. Evet. Şimdi geldim yanınıza. Ay ne kadar güzel olmuş. Değil mi? Bunu çıkarıp gösteremiyorum değil mi? Bitireyim de göstereyim olmazsa. Şimdi bugün maharetli hanımlar için evet. programımızda yok yok maşallah. Çok kolay tabii bunu yapmak. Hani bilmeyen arkadaşlar da çok kolaylıkla şurada yapabilirler. Şurada parmağınızı çekebilirseniz. Olur. Şimdi daha iyi göreceğiz. Şöyle de sağlamlaştırma yaptım. Kirazımızın. Çıkarıyorum. Hemen sapını şurada. Da evet eklemiş yaptık. Olduk. Şöyle Ahtan göstereyim da. Mi ben onu? Evet buyurun. İşte program boyunca yani yaklaşık 2,5 saatte. Ama çok ben daha öncesinde sizi belki dinledim de. Efendim. Tabii yani arada durdun. Habire dinliyorum. Vallahi bugün saçım da böyle ay ama saçım maşallah. Ama size her şey yakışıyor. Rabbim teşekkür ederim. Öykü yaratmış. Bir, Erkan hocam görmesin. Bugün maşallah. Yıllık fırçamı yedim yani ondan. Evet, o yüzden tamam. Bir şey demiyorum. Ay çok tatlısınız. Açıkçası çok güzel bir şey oldu bu. Bunu Füsun Fırat'a diktik. Evet. 60 doğumluyum Allah'ıma bin şükür. Aşırı takıldı 60 doğumluyum niye bana böyle dedi diye. Ne güzel dostlarım var çok, çok güzel çok güzel bir şey oldu. Güzel günlerde kullansın zaten bize yarıyor. Ha bitmiş evet. Bu zaten. Bitti efendim. Hiçbir şey kalmadı. Bitti. Elinize sağlık. Kendi. Diğerlerini de ekleyecek miyiz? Şuralara yani yok gerek yok gerçi. Buralara koyarız ama görünmüyor. Belden aşağısı ya arkadaşımın orada. Yani peki. Bir de sade olsun işte. Hani gençler için belki hani çok ama. Ama böyle, olsun gayet güzel oldu. Kot kumaştan olduğu için de biraz da farklılık olmuş oldu. Evet. Peki ara vermem gerekiyor. Devam edeceğiz döndüğümüz zaman. Efendim buradayız.